sevgili Çumralı hemşehrilerimiz ve Çumramızı henüz keşfetmemiş değerli vatandaşlarımız. Sizlere 9000 yıllık tarihiyle Çatalhöyük şehri Çumra'dan sesleniyoruz. Halit Oflas, Konya'nın Çumra ilçesine 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilmişti. 2020'nin Ağustos ayında COVID-19 virüsüne yenik düştü. Ardından yayınlanan taziye mesajlarında anlaşıldı ki, bu 17 aylık kısa başkanlığı sırasında 7'den 70'e tüm Çumralıların gönlüne girebilmeyi başarmış, sevgilerini kazanmıştı. Sevilmeyecek çocuk değildi ki. Sevilmeyecek can değildi ki kuzum. Doğuştan akıllıydı, doğuştan nazlıydı, doğuştan hüsnü alekliydi. Sevmeyeni severdi. Beyoğundan beyi olurdu, küçüğünden küçük olurdu. Milletini, halkını, devletini seven bir canıdı benim yavrum. Anasının babasının kıymetini bilen, kardeşlerini sayan bir çocuğuydu. Ama Cenab-ı Allah benden çok severmiş, bir deydi aldı. Güneşin sadece toprağı ısıttığı değil, insanların yüreklerini de ısıttığı bu memlekette, Konya'nın Çumra ilçesinin Büyük Aşlama köyünde 1 Nisan 1974 tarihinde fakir bir köy çocuğu olarak dünyaya geldi Halit Oflas. Ne diye anlatayım yavrum? Ben yokluğumla, varlığımla çocuğum çoğuldu. Yerine oraya yüvebildim, yerine oraya gidiremeyebildim, yedirene ona giydiremeyebildim. İşine, gücüne çocuklar ne yaramazlığı yapacaktı bize? Koyunla, kuzuyla dışarıdan, içeriden ancak elinde ne bulursa yiyip işe gidiyorlardı. Yaramazlığını göremezdik ki, hayırsızlığını göremezdik çocuklarımızın, hepsinin. Ne iş yapacaktı, işe koşuyorlardı. Yalan bilmezlerdi, harem bilmezlerdi. Elhamdülillah, hırsızlık görmediler. Hamdolsun. Var yok evimizin içinde komşuya zarar vermedi. Bir tane komşuyla bağır, çocuğunla bağırışmadı. Okuluna gitti, sevgili geldi. Ana ve onu kırmadı, baba hatırını yıkmadı, kardeş ve onu kırmadı. Komşunun işte komşularımız bir tane kelimesini, kötülüklerini benim çocuklarımın hepsinden kimse görmemiştir yani. Görmediler yani. Halit'im dicik daha fazlaydı. Yanımızda yetişti beydi, hiçbir kötülüğünü, kötü sözünü duymadık hiç. Arkadaşlarından da iyiydi, herkesinden de iyiydi. Hürmetkar bir çocuğuydu ama çabuk gitti. Biz Çumra'nın Büyük Aşlama köyünde Salih Oflaz Topalsalli olarak bilinen bir ailenin çocuklarıyız. Biz 8 kardeşiz. Ben en büyük abileriyim. Halit Oflaz Başkanım bizim ailemizin 5. çocuğuydu. Bu köyde doğdu. Şu arka tarafımda gözüken o 2 odalı kerpiç bir evin içinde 8 kardeş büyüdük. Yani çok iyiydi. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Kendi çocuklarımız gibiydi. Kendi çocuklarımız gibiydi. Akşama kadar görürdük, giderdik. Girezil, sevil, ayak yalın, başka bak kuzum. Öyle öyle büyüdüler. Çok atılgan bir çocuğuydu. İşçiman. Kuzu güderdi şuralarda, kenarlarda. Koyun güderdi, kuzu güderdi. Yani çok sessizdi Halit. Yani o sessizliğin altında da ileri yaşlarda okul arkadaşlığımız devam ederken de beni yönetmeye çalışırdı. Beraber kuzu güderdik. Yani hiç sırttan vurarak bir arkadaş değildi. Yoldaş olurdu. Beraber gider gelirdik. Hiç yarı yolda bıraktığını duymadım. Görmedim de. Dosttu. Çok severdik. Çok aktifti. Kalp kırmazdı özellikle. Kimsenin hatırını kırmazdı. Çocuk olmasına rağmen çocukluktur. İnsan ister istemez oyun sırasında, farklı zamanlarda, ders programlarında işte farklı bir şeyler olabiliyor. Çocuk aklıdır. Yapılabilir ama Halit Başkan, Halit arkadaşımız kesinlikle bir yani çocuk olmasına rağmen sanki bir olgun gibi bir 30 yaşında 40 yaşında çocukla adamla karşısındaki çocukmuş gibi böyle olgun davranır, ona göre hitap ederdi. Halit Başkan başkanıydı ya, öyleydi yani. Yani onu dedim ya baştan da karakteri ve yapı olarak idareci ve yönetici yapısı vardı yani, yönetirdi. Mesela ben başkan seçim olurdu. Ben kazanamazdım. Halit alırdı. Başkanlık seçimi öğretmenimiz o zaman derdi ki ya bir aranızda başkan seçin veya derdi şu üç kişiden biri olsun derdi mesela. Biz derdik ya münasip bir Halit Başkan. Bunu Halit Başkan yapar. Halit arkadaşımız yapar. Halit yapsın derdik. Yani Halit'in çıkıp da arkadaşlar
ya ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım vaadiyle değil. Yani gönül rızasıyla tamam bunu Halit yapsın ki adaletliydi. En büyük artılarından biri de çok adaletliydi. Kesinlikle haksız olana haksız, haklı olana haklı derdi. Aynı doğuşundan aynı. Yani okula gitsin, okuldan gelsin, bir yanına gitsin. Bir tane şeker verseler onu yemeden getirip evde küçük kardeşlerine vermek isterdi. Yani kendi yemezdi onu. Yani bu kadar sevgili, bu kadar gayretliydi ki ne? O kadar gayretliydi. Köyümüzde ortaokul yoktu. Şimdiki gibi tabii taşımalı eğitim falan da yoktu. Yakınımızda bulunan İsmil kasabasında bir yatılı pansiyona kayıt yaptırarak ortaokulunu orada tamamladı. Lise eğitimini Konya'da tamamladı. Okulun hariç boş zamanlarında dükkanımıza gelirdi, bize yardım ederdi. Ve orada çalışırken bile hani bir düzen, yeni bir değişik sistem getirmeye çalışır bir isteği vardı böyle. Konu ne olursa olsun, çok basit bir de olsa, çok ciddi de olsa mutlaka en son öğreneceği bu işin doğruyu kim yaptıysa ondan öğrenmekti. Ama bilmeyene de sorarak olsun ondan da bir şey çıkar. Her yerden bir cümle alarak hayatına katkı sağlardı ve işini çok iyi takip eder, istişaresini ona göre yapardı. Köyde anam babam haç görevindeydi. Halide abim sürekli köyde kalırdı. Babam gününde koyun kuzular olduğu için ahır bir yerde, çardak bir yerde biz iki kız kardeş, bir de Halide abim olan abimiz, sizin küçüğü köydeyiz. Akşam oldu muydu? Aralarında 20-100 metre olan çardak, ev, hepsi ayrı ayrı olan yerlerin bütün ışıklarını açar, evden gelir, elektrik saatini kapatırdı. Tabii biz o zaman bu genç kızların yaşında olduğum için o tecrübeyi çözemezdik. Bir gün gece saatlerinde bir tane küçük tahta kapımız var, o kapıyı parçalayacak köpekler. Orada kesin bir adam var yani. Gece saat 2-3 sıralarında öbür kız kardeşim, abim hepimiz canlı bekliyoruz. Ama bütün ışıklar kapalı. Adam havluya girdi girecek. Son anda abim gitti elektrik saatini açtı. Açtığı anda bütün 100 metre arayla olan her tarafın ışığı aynı anda yandı. O arada bizim havlu duvarının dışından bir araba çalışıp öbür köye doğru gitti. Anadolu'nun havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez ama insanı merttir, cömerttir, yardımsever, hoşgörülüdür. Misafiri sever, fakire, düşküne sahip çıkar. Sevgiyle, saygıyla, sünnet ehli, iman sahibidir. Anadolu insanının tüm bu güzel özelliklerini karakterinde toplamış olan genç Halit Oflas, vatani görevini yerine getirmek için önce Manisa'ya, ardından komando olarak Ağrı Doğu Beyazıt'a gitti. Geldikten sonra Çumra'ya bağlı bir Yeni Su kasabasında belediyede memur olarak göreve başladı. Çok başarılı bir arkadaşımızdı. Vermiş olduğum her hizmeti yerinde getirdi. Yani hiç hizmetlerinde geriye dönüş yoktu. Verdiğim hizmeti dört dörtlük yerine getirirdi. Başkanımızın, Allah rahmet eylesin, buraya atandığını duyduk. Yeni bir arkadaşımız geliyor. İşte biraz onun heyecanı var. İşte ilerisi gerisi ne olacak bilmiyoruz. Tabii şahsiyetini tanımıyoruz. Yani biraz çalıştıktan sonra ben makamda oturuyordum yukarıda. Salonda böyle tak tuk tak tuk ayakkabı sesleri sürekli gidip geliyor falan. Dedim hayırdır, kapıyı açtım. Halit. Dedim sen ne yapıyorsun, sen hapisten falan mı çıktın? Yok abi ya, ben otura sıkıldım da dayaklıyorum falan. Evet, çok çalışkan bir şahıstı. Gerçekten Halit Başkan şöyle gün geçtik sıra tanıdık. Doğru, dürüst, kişilikli bir insan. Oldukça iyi, saygılı, herkese yardım eden. Kasabamız küçük, personelimiz yetersiz. İnşaata da gidebilirdik, kepçeye de gidebilirdik, kamyona da geçerdik. Yani bir senede görev yerimiz oldukça değişirdi. Halit Başkan da Yazı İşleri Müdürlüğü'ne geldiği için Halit Başkanımızın da bir devamlı görevi olmadı. Onu da neticede nerede iş oldu orada çalıştırdı. Yani ne iş varsa yapardı. Vidanjöre de gitti Halit mesela. Pozitif de çektik beraber. Kuyuya da indi. Şimdi arkadaş anlatacak kuyu mevzusunu beraber. Biz onu kuyuya da indirdik. Kuyuda dinamo söktürdük. Beraber belediyenin fasulyesi vardı. Hat değiştiriydik beraber. Yani işten kaçmazdı. Yani Yazı İşleri Müdürü olarak geldi ama burada her işi yapardı. Abimin evinde oturdu 4 yıl kadar. Burada ufak bir cüzi bir kirayda. Bu sırada abimin ahırı var, hayvancılığa uygun. Halit'te de
aileden gelen herhalde bir koyunculuk şeyi var. Derken koyunculuğa başladı memuriyetin yanında ek iş olarak. Hatta annem dedi ki, ben de çok samimi arkadaşım olduğum için, maşallah bak olacak olan belli duru, anasının karnındayken belli olur derler ya dedi. Yani daha başka bir köyden geliyor, burada koyunculuk yapıyor. Yeni suya taşındık, yani çeyizimiz oraya çakıldı, eşyalarımız oraya gitti. Orada güzel bir köy evinde, otobüs bile sürdü. Bilet kesti, hani ilk vardığında orası biraz hani zor durumda mıydı artık bilmiyorum. Sonra işte nikah memurluğu. Odacıya mı odacıya ne varsa bunları göndermiştir. Bunlar da işte dinama sokmasını da bilmiyorlar. Bir şeyden anladıkları yok. Demişler adamlar. Ben de bir malzeme lazım oldu. Atölyeye gittim. Baktım kuyunun başında 3-4 kişi dikeliyorlar. Halit de rahmetli çok işlek bir çocuktu şimdi Allah var ya. Bu demiş ben sokarım dinamayı demiş. 15 metre kuyunun içine inmiş. Bu da var insan. Tamam mı? Vardım yanlarına dedim lan neye varsınız siz burada? Dinamo sokacağız diyorlar. Allah Allah oğlum siz bu dinamoya nasıl sokacaksınız? Dinamoya sokarsan ben sokarım dedim ya. Kumar konusunda Halit var dediler. 15 metre kuyu yani inmesi çıkması da zor yani. Halit cesaretli birden inmiş kuyunun içine. Saf işte yani iyi bir çocuktu yani. Neyse bağırdım Halit lan ne yapayım? Dinamo sokacağım Selahattin abi. Haydi böyle ya vallahi ya Allah Allah Allah. Buraya çok değer veriyordu. Bizleri hiç unutmadı zaten. Yani çok değerli bir insandı ya. Yani Çumra çok büyük bir değerini kaybetti. Yani tayin istedi. Normalde memurlar hani köy, ilçe sonra il olarak oluyormuş. Biz de en yakın ilçe olarak Çumra'yı hani kendi memleketimiz olan Çumra'ya gelmek istedik. Rahmetli'nin şeyi çok fenaydı. Atılgan çok zekiydi. Yani bir iş tuttu muydu yani ben bu işi yapacağım derdi. Becerirdi yani. Çıktık Sırçal'da oturduk bir gün akşam. Hayat rahmet başkanı Çumra'ya seyretmeye başladık böyle oturuyoruz. Sırçal'da çok atıl bir vaziyetteydi. Çok atıl bir vaziyetteydi. Öyle Çumra'da yani mesela Sırçal'da şöyle baktın mıydı? Bir depeye çıkarsın da hani yüksek bir depeye çıkarsın bakarsın. Öyle öyle bir yeriydi yani. Yani adı Sırçal'da ama bir piknik bir şey yeri yoktu. Yol falan yoktu. Normal bir yol vardı çıkardı böyle. Çıktık dedi abi de böyle böyle şuraya bir şarıldak yapasın var dedi. Yapsak olur mu dedi tabii ondan sonra bu su aksa dedi şurada bir dere gitse dedi böyle. Bunu başkana söylemiş Nasır başkana. Başkanım böyle böyle bir projem var. Halit orada demiş sana sen şirket müdürüsün. Ne yaparsan yap arkandayım dedi rahmetli de. Kamellesinden tut efendime söyleyeyim her şeyinin dört yemekhanesinden tut her şeyi dört dörtlük yaptı. Rahmetli o zaman Sırçalı'da belediye aşırı bir şekilde kar yapmaya başladı. O zaman emin ol belediye kara geçti. Çumra'da o zaman yıllarda mesela 2007-2008 yıllarında iki sefer üst üstüne vergi öğretmeni oldu yani iki sefer üst üstüne Çumra'da vergi öğretmeni oldu. Belediye girdi yani cebine doldurayım şöyle yapayım yani bir menfaat ya da çıkar için vardığı zaman da terslerdi yani benim için onun için gelmen derdi yani. Yani birkaç defa şahit oldum yani. Şeyden çıktıktan kere 20 sene belediyede çalıştı bu adam. Biz de orada belediyenin hepsi aynı tuttular, sevdiler. Başkan olmadan da belediyedeydi ya aynı. Hatta Nasır Başkan'ın başkanı kanı o dirmişmiş. Abi benim başkanım senin başkanın bu kadar benim üstüme yükleneyin. Sen buruyum ben çalışırım diye. Bu kadar gayretliydi, bu kadar atanganıdı. Devletinin canından seven bir kişiydi. Ziyaret girmesini hiç asla istemezdi. İlk belediyeye girdiğinde çalıştığında büyük kızını gördürsün. Daha yürüyor, tosuluyor. Oradan bir kişi kalem gelmiş, sokma kalem. Çocuk da şuradan almış, yüz kadeci zihir. Şumra'da oturuyordu o zaman, kirada. Şii'den geldi, Yeni Su'dan geldi. Ben de yanındayım. Çocuğa bir bağırış bağırdı. Dur kızım ne bağırıyor? Ana belediyenin kalemini yazıyor dedi. Daha çocuk emekliyir, konuşmuyor da. Bu da kadar dikkatliydi benim kızım. Hareme, hura, yalana, ne bileyim ne sayayım. Betül'üm. Babacığım. Bu dünyayı hakkını vererek her şeyini öyle yaşadı. Yaşattı da bize. Allah'a şükürler olsun. Yani çok çok fazla şey anladım. Ama şu an her şey yerli yerine oturuyor yani. Zaman gerçekten
Yani her şeyi gösteriyor aslında. Babam bir işi yapmıyordu ya da yaptı mı iyice yani kökünden yapıyordu o işi. Eksik bırakmıyordu hiçbir yerini. Çok çalışkandı. Nasipten öte köy yok diyordu yani her zaman. Sürekli böyle nasip kısmet diyordu. Hani olmuyorsa olmuyor diyordu. Titizdi. Selçuklu'da da öyle aynı müdürlük yaptı. Şeyhlik yaptı. Hani ama işte nasip derdi. Gerçekten nasip oldu. Nasip derdi. Başka bir şey demezdi. Rabbim nasip etti derdi. Hep böyle. Çok yani ilk zamanlar yani hiç aklımızın ucundan bile deselerdi hani belediye başkanı olacak diye hep hiç aklımızın ucundan geçmezdi. Nasip oldu. Oldu. Güzel de oldu ama işte. Birlik ve beraberliğe her zaman çok önem verirdi. Hatta Çumra'da da her zaman biz birlikte Çumra'yız derdi. Ailede de bir tartışma çıktıktan sonra her zaman biz birlikte arayız, biz derdi. Aynen boşa zamanı dediğim gibi yani işten gelirdi. O arada bir saatim var, yarım saatim var. Hep parka iner, orada dersini çalışırdı. Yani dediğim gibi hani ben memur oldum, benim işim var, gücüm var demeyip bunu yaptığında 4 çocuk babasıydı. Yani dışarıdan okuyacağım diye başladı. Yani 2 tane diploma aldı o süreçte. Yani kamu yönetimine okudu 4 senelik. 2 senelik de yerel yönetimler bölümünü okudu. Yani işte en son lisansını bitirdiğinde 4. kızı vardı yani. Bu hastalıktan en son gidecek kişi bana kim diye sorarsanız fikrim kesinlikle Halit amcam olurdu. Akla gelecek bir şey değildi yani. Akla gelecek hiçbir şey değildi. Tertemizdi yani. Hiçbir kere tırnağı uzunken görmedim. Hiçbir kere pis kokarken görmedim. Saatler geçse bile ayakkabının içinde ayakları asla ayakları kötü kokmazdı. Hiç kendine bakımı ihmal etmezdi. Çok vicdanlıydı, çok merhametliydi. Küçükken tekvandoya göndermiş benim. Yani çok fazla hatırlamıyorum ama öbür kardeşlerim de göndermiş tabii ama hani ben tekvando yani neden tekvando diye sorduğumda çünkü sen öyle bir şey kapasitede bir kızsın diyordu hani yapabilirsin bunu da hani ben ilk başta tekvando diye belki ayırmışımdır bilmiyorum ama tekvando hocam bu kızı çok iyi ilerliyor hani bunu durduramıyoruz Halit abi demiş bu kız gerçekten çok iyi demiş ondan sonra madalya kazanmışım. Amcam çok ileri görüşlüydü, ön görüşlüydü. Yani o söylerse eğer bir şey olurdu, onun dediği olmazsa kıl payı yanından, ucundan, kulağından bir şekilde bir şey olurdu. Bir ara anneannem ile geldi. Onların, annemin, yani ben hariç derlerim işi vardı. Ben anneannem ile kalıyordum. Sonra bir gün ağlamaya başladım. Anne, anne, baba neredesin diye. O arada çok üzülmüştüm. Zaten babam öldükten sonra çocuklarını çok severdi. Hani hiç kıyamazdı. Ben bazen kızardım. Kızıma benim kızlarıma derdi. Hepsini bir farklı. Büyük kızını ilk gözü arım diye severdi. Hepsini. Azra'ma Azra'm derdi. Başka bir şey demezdi. Azra'ma kızmayın derdi. O biraz arada olduğuna bazen ablaları kızardı. Ben sanki onun gibi değildim, sanki anneydim ama hani onun gibi olamazdım yani. O daha bir ayrıydı. Ayrıca Japon parkında keyif ediyoruz. Evet. Yani totem. Ailesine de öyle yani. Anasını anne demez zaten. Hep ana derdi. Anasını çok severdi. Anasına çok düşkündü. Abileri de sen öyle. Yengelerin ayrı bir fark severdi. Yani sevmedi yani herkesi severdi. Çocuk, büyük, yaşlı, iyi, kötü yani hiç ayırt etmezdi. Hiç kalbinde yani kim öyle ne şey tutmazdı yani çok. Ama çok erken oldu bilmiyorum. Daha yaşayacağımız çok güzel günler vardı ama bilmiyorum olmadı. 19 yıllık meslek hayatında birçok çalışmayı başarıyla sonuçlandırmıştı. Ama yine de elinde yetki olsaydı gerçekleştirmeyi istediği projeleri vardı. Belediyedeki bu onlarca yıllık tecrübesine dayanarak hayal ettiği yolda ilerlemek ve çalışmalarını hayata geçirmek için
Çumura Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Başkan olacağında da geldi, baba adaya koyacağım dedi. Koyma oğlum dedim. Koyacağım baba dedi. Kazanırsam inşallah dedi. Belediyenin bir kalemini dahi kullandırmam çocuğuma dedi. Parasını da kimseye yedirmem dedi. Konya seçimlerinde merkez ilçelerden sonra taşra ilçelerinde birinci olarak %68 gibi bir oy oranı ile başkan seçildi. Rahmetli çok aktifti. Rahmetli şimdi acizane ben de belediye başkanlığı yaptım ama şimdi tabii hizmet güzel bir şeydir. Hizmet için geliyorsun sonuçta. Ama rahmetlideki özellik şuydu. Tabii herkes başkan olabilir. Ama burada önemli olan gönüllerin başkanı olabilme. Rahmetli gönüllerin başkanı kısa sürede iktidarıydı, muhalefetiydi. Tamamının gönüllerine girmiş. O geldiği yıllardan bu yana hep pozitif bir insan. İnsanlara yaklaşırken yani bulunduğu mertebeyi gözetmeksizin herkese yardımcı olmaya çalışan, elinden geldiğince herkese dokunmaya çalışan, herkesin işini halletmeye çalışan bir kişiliğe sahipti. İçimizden biriydi. Hani yolda, sokakta kimi görürse selam verir. Bir küçük çocuğa ki herkese selam verebilen bir insan. Belediye binasını kendi yeri değil, halkın yeri gibi hissettirdi. Yani bu AK Parti'nin gönül belediyeciliği deniyor ya, hakikaten buna çok uyan bir insandı Halit Başkan. Halit Başkan'ın en yani fark ettiğimiz özelliklerinden birisi vefatından sonra taziye mesajı yayınlayanlar sosyal medyada herkesin Halit Başkan'la bir resmi vardı. Yani buradaki en alt tabakadan en üst tabakaya kadar rahmetli Halit Başkan'ın herkeste bir resmi vardı. Her yere yetişmeye çalışıyor idi. Biz zannediyorduk sadece Halit Başkan iktidarla, daha doğrusu kendi seçmenleriyle oturup kalkıyor. Kendi seçmenleriyle bir araya geliyor. Halbuki hiç öyle değilmiş. Rahmetli Hakk'a yürüdükten sonra biz bunları öğrendik. Bugün mesaiden sonra bugün seçmeni olmayan bir kişinin misafiri olmuş. İmar konusu bizim sıkıntımızdı. Çumra'da bir 3-4 yıldır bir sıkıntı vardı. Geçmişteki belediye başkanımız o sıkıntıyı tamamlayamadan gitti. Halit Başkan 8-9 ay içerisinde o sıkıntının %80'ini tamamlamıştı. 5000'lik veya 1/1000'lik hazır hale getirmişti. Ama biz en çok yaralayan şu oldu. Gelmiş geçmiş belediye başkanları 5 yıl görev yapan oldu, 3 yıl görev yapan oldu. Bu 1,5 yılda Halit Oflas 5 yaşında çocukların tutun da 80 yaşındaki nene dedelerimize kadar herkesin gönlünü kazandı. Söz buraya geldiği zaman insan duygusallaşıyor. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir arkadaştı. İyi bir başkanlık şeyini koydu bizim çurmamıza, noktasını koydu yani. Milletin gönlüne girme adına koydu. Halit Başkan'ı kelimelere dökmek gerçekten zor. Yani böyle her kesime hitap eden bir insandı ve nasıl anlatacağım bilmiyorum gerçekten. Benim abim yok, öz abim yok ama Halit Başkan yeri geliyordu bana bir abi oluyordu, yeri geliyordu bir akıl hocası oluyordu, yeri geliyordu bir destekçi oluyordu, arkadaş oluyordu. Yani böyle birini kaybedersin ama o bir kişidir. Halit Başkan'ı kaybettiğimde 4-5 kişiyi kaybetmiş gibi hissettim. Desteğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ya onu anlatabilmek çok zor. Yani kardeşimi konuşmak bir evin içinde, annemle babamla kardeşimi konuşmak bizim evimizde ne kadar doğal bir şeyse, anne Halit Başkan da bugün şunu yaptı, baba Halit Başkan şu projeyi anlattı demek de o kadar doğaldı bizim evimizde. Çünkü evimizin içinden bir insandı ve bunu her zaman hissettirdi. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Cihana bir daha öyle insan çok zor gelir. Her yönüyle, her yönüyle Allah rahmet eylesin, kısa bir
hizmeti oldu ama o kısa hizmetinde de her türlü hizmetinden yararlandık. Çumra engelliler olarak da bize çok büyük sahip çıktı. Bir dediğimizi iki etmedi. Kaldırımlarda bazı bizim arabalarımızın çıkıp giremediği yerler vardı. Biz onları ilettik. Bana şunu söyledi, beni mesaiden sonra ara. Ben sizin her türlü zorluklarınızın arkasındayım. Ve bizi hiçbir kere olsun burası olmaz demedi. Ne istediysek Çumra engelliler olarak bize okey dedi ve yaptı. Şu an onun yaptığı rampaları kullanıyoruz bakın. Yani kibirlenmeden, büyüklenmeden, insanlar büyük de büyük, küçük de küçük olabilecek, engelli insanlarımızla dostluk kurabilecek birçok engelli insanlarımızdan çekinirken o onlarla dostluğu pekiştirerek, onları insanların göz önüne getirerek, onların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapması gerçekten takdire şayan diye düşünüyorum. İnancından gelen insana, topluma saygısı, tükenmeyen sevgisiyle 19 yıllık belediyecilik tecrübesi bir araya gelince hiçbir engel tanımıyordu. Halkı anlayan, aynı sıkıntıyı, aynı sevinci halkla birlikte karşılayan halktan birisiydi. Halka güven sağlıyordu. Bunun karşılığında da doğal olarak herkesten sevgi ve saygı görüyordu. Hatta Türkiye'mizin gururu, Çatalhöyük Çumra Belediyespor'un bisiklet takımı girdiği tüm şampiyonalarda şampiyon olarak gelmeye devam ediyor. Gençlerimizi sahalarda daha fazla tutarak, gençlerimizi o spor disiplini içinde, spor ahlakı içinde daha fazla tutarak kötü alışkanlıklardan koruyabilmek, birlikte yaşama kültürünü daha da geliştirebilmek, paydaş olabilmeyi daha da geliştirebilmek. Yoksa gençlerimizi sokaklara saldığımız zamanki hali görüyorsunuz. Sana karşı benim gayetten çoldu, felek bulut oldu, üstüme yağdı, yaşlar gözüme, falan dünyada. Şimdi Çumra'da şöyle bir sorun vardı daha önce. Kaldırımları işgal etme meselesi vardı. Gönderiyorlardı bir zabıta, işte bir ceza yazıyordu vatandaşa. Ama bu öyle yapmadı. Bütün esnafı toparladı. Ve bu şehrin bizim şehrimiz olduğunu, bu kaldırımların kullanımının bize gereksiniminin bulunduğunu anlattı. Ve ondan sonra da hakikaten kaldırımlar boşaldı. Ve hiçbir esnaf tepki göstermeden boşaldı bunlar. Hiçbir kavga gürültü olmadan boşaltıldı. Ben hastanedeydim. Buraya gelmiş, beni aramış işte. Beni bulamayınca telefonla aradı. Yani bir başkandan ben hiç bir belediye başkanımız aradığını görmedim yani de bu başkaydı yani. İş yerimize geldi bir gün. Cumartesi bir gündü. Cumartesi bizim biraz yoğun olduk çeki olduğumuz hasebiyle. Dedi abi bir seccade serer misin? Buyurun başkanım dedim. Akşam namazı kılacağım dedi. Geç kalıyorum. Kıldı namazını. Eşim de o gün bana yardım için buradaydı. Başkanım çok yorulmuşsunuz. Buyurun. Bir oturun, bir soluklanın, bir kahve yapayım size elimden dedi. Ne söyledi biliyor musunuz? Elhamdülillah. Namazı kıldık ya. Bundan hala bir şey olabilir mi? Bunca milletin içinde yani Çumra'yı tek başına saydıysan sayacak kadar kişiliği, beğeni yüksek bir kişiydi. Abi kuvvetli bir haftası vardı. İnsanlarla yani bir isimleri bir tanıdığı insanlara hani Çumra'da herkes onu tanıyordu ama herkes başkanı tanıması imkansız. Başkanı herkes tanıyordu. Ama genelde bir görüştüğü insanlara ismiyle hitap edebiliyordu yani. Gerçekten bir halk insanıydı. Çumra'ya değer veren, insana değer veren, insanlığa değer veren bir insandı. Kendisi çok iyiydi. Bir kere galiba okula gelmişti. Bir de belediye düğün salonunda görmüştüm. Çok iyi bir insandı. Halk adamı bir insandı. Hani sevilen bir insandı yani. Ölümü bizim için çok büyük bir kayıptır yani. Güzel bir insandı. Başarılı olacağına inanıyorduk ama kaderi. Halkın içleri iyiydi yani. Çalışıyordu. Halkın içindeydi. Kendisi mütevazı bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yaptıkları için teşekkür ederiz. Spora gidiyordum önceden. Çok katkıları oldu. İnsanlığıyla, kişiliğiyle, başkanlığıyla diyelim 10 numara bir insandı. Yani böyle kelimelere sığdırmak mümkün değil bence. Çok iyi kişiliğiyle olsun, başkanlığıyla olsun. Allah'ım nurlar içinde yatırsın. Yani hemşerisi olarak bir hemşeriyi kaybettik.
Allah razı olsun, çok mütevazı bir kardeşimizdi Halit Başkan. Bizi kapıda karşılar, sonuna kadar da uğurlardı. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Hoşgörüyle karşılar, hoşgörüyle de bizi uğurlardı. Hocam davranış 10 numaraydı. 10 numara. Çocukla çocuk, büyükle büyük, küçükle küçük. Ben başkanım diye hitap ederdim ama bana Mehmet abi diye hitap ederdi. Konuşmaları, yolda yürüyüşü, geldiği zaman halkımız toplanırdı, anlatırdı rahmetli. Etkinliklerimiz fazlalaştı. Ondan sonra çevreyle sosyalleşmemizi sağlandı. Hani özel, en başta kurumlar açıldı mesela. Yani farklı farklı yerlere gidip sosyalleşmemizi sağladı en başta. Yani aktivitelerimiz çoğaldı. Bilgihane falan açıldı. Orada büyük etkinlikler yaptık. Film izledik hep beraber. Ayrıyeten ondan sonra derslerimiz başladı. Kur'an-ı Kerim dersleri, din dersleri gördük. Bence vatandaşlarıyla iletişime geçtiği için, yani onun hakkındaki vatandaşların düşüncelerini daha fazla ön plana çıkarttığı için, onlarla iletişime geçip onların ne düşündüğünü önemsediği ve bu konu hakkında çalışmalar yaptığı için bence Çumra halkı seviyor böyle şeyi. Birkaç tane böyle Çumra Gençlik Merkezi'nden öğrenci toplandı ve kandildi sanırım, kandil dama görevi falan verdi. İşte böyle hastanelere gittik, ne bileyim işte doktorlara, öğretmenlere gül falan verdik. Yani kendisi istedi. Sonra bizi ofisinde ağırladı. Çok güzel. İşte ikramlarda bulundu. Arkadaşlarla ilişkisi vardı. Sonra en iyi başkanımızdı ama öldü. Sonra Selah okundu. Hiç beklemiyordum öyle bir şey olacağını. Sonra mahallemiz sakininden Halit Oğlaz vefat etmiştir dedi. Dezenfekte çalışmaları kapsamında Çumra Belediyesi bir ilke imza atarak yeni yaptırdığı çok kullanışlı mikro dezenfektan araç ekipmanını kullanıma aldı. Banyada ilk. İnşallah ilk. Banyada ilk. İnşallah. Çumra Belediyesi olarak virüsle mücadele anlamında sokaklarımızı, caddelerimizi dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Çumra Belediyesi olarak ilk günden itibaren en etkin şekilde sahalardayız. 26 kişilik bir ekiple sırf pompasıyla bir dezenfekte ekibimiz var. O kadar temizliğine, maskesine, mesafesine dikkat etmesine rağmen virüs ekibinde sadece ona bulaştı. Bu onun hem ne kadar dikkatli olduğunu hem de kaderini, yazgısını gösteriyordu. Geride kalan hayat arkadaşı, gözü yaşlı bir eş, babalarının sevgisine, her bir şeyine doyamamış 4 evlat, her gün evlat acısıyla yanıp kavrulan ana baba, kendisini canından çok seven kardeşleri, biricik yeğenleri, kalplerine taht kurduğu, gönüllerini fethettiği koca bir Çumra halkı. Yani gerçek bir Müslüman olarak yaşamamız gerekir derdi. Hep işte sünnete bağlı yaşamamız gerekir. Yani tüm sünnetleri uygulamaya çalışırdı. Bize de hani uygulattırmaya çalışırdı. Hani keşke hani daha fazlasını yapabilsem, hani yapamıyorum derdi yani. Ama sünnete uygun yaşamayı çok severdi. Okulda farklı çalışmalar yapınca bazı okul müdür arkadaşlar hocam nasıl oluyor bu çalışmalar diye sordular. Ben de şöyle diyordum. Ya senden önce, sizden önce birisi sizi düşünüyorsa, size destek veriyorsa, sizin yerinize bir şeyleri dert ediniyorsa o zaman korkmayın. Hocam böyle bir adam var mı diyordu. Ben Halit Başkan diyordum. Yani Halit kardeşim diyordum. Ve herkese dokundu. Herkesin elini sıktı. Büyüklerin elini öptü. Küçüklerin gözlerini öptü. Herkesin gönlünü kazandı. O gülen yüzü, tebessüm eden yüzünden dolayı çok güler yüzlü bir insandı. Hakikaten yani bir insan gördüğü zaman pozitif enerji alabilecek. Karşıdaki insan kesinlikle pozitif enerji alırdı yani. Herkesin derdiyle dertlenen ve derdi çözümleyen bir insandı. Pozitif enerjisiyle, girişimciliğiyle, insanlara olan yakınlığıyla tam bir belediye başkanıydı. Zaten bu büyük aşama gibi bir köyden çıkıp
okuyup belediyede bir memurken kariyerini ilerleterek, geliştirerek, birilerine dayanmadan tamamen kendi liyakatıyla, ehliyetiyle yaptığı çalışmalarda ön plana çıkarak kurduğu güzel dostluklarla, menfaate dayalı olmayan güzel dostluklarla bu makama, halkın gönlüne girmeyi başardı. Bu anlamda gerçekten yapmacıktan uzak, gösterişten uzak, bir gönül eri, bir derviş ruhuna sahip olduğunu düşünüyorum. Unutmamız mümkün değil. Unutulmaması için de, böyle bir değerin unutulmaması için elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Biz Halit Oflaz Başkan'dan, çocukluğundan bugüne razıydık. Ve ne bir büyüğümüz ne bir küçüğümüz hiçbir zaman için hakkında bana da şunu yaptı demedi. Ne kadar hani iyilik yaparsan o kadar onu götürüp götüreceğini öğretti. Yani hiçbir şey için hani değmez, yalan dünya. Onu öğrendim. Başkan oldu, 17 ay başkanlık yaptı. Hiçbir değişiklik olmadı. Nerede fakir, öksüz, hepsinin başını sığadı. Hiç ben başkanım falan diye kendinde bir şeylik görmedi, hiç. Ama ne yapalım Allah aldığımızda. Yapacağımız yok, cennetinde mamur olsun. Yattığı kattığı yerler cennet bahçesi olsun. Nurlarda yatsın, hürüler melekler arkadaş olsun. Kevser'in ırmağından içsin kuzum. Cennetin meyvesinden yesin kuzum. Peygamber efendim komşusu olsun. Cennetin anahtarı elinde olsun. Benim kuzum semalarda olsun. Ne diyeyim ben başka, yok yapacağım. Bulamadım kuzum, bulamadım. Ah yalan dünyada. Yalan dünyada, yalanlar yüzüme, gülen dünyada. Halit Oflaz, farklı bakış açısı, ileri görüşlü olması, sadakati, dürüstlüğü, insan sevgisi, çalışkanlığı ve hizmet aşkıyla gönül belediyeciliği kavramını dolu dolu yaşatmış, temas ettiği her insanın sevgisini kazanmış olarak bu dünyadan bize göre erken bir vakitte ayrıldı. Sevenlerine dayanma gücü, kendisine Allah'tan rahmet dileriz. Kabri nurla dolsun. Renkli nüfus yapısı ile mutlu insanların yaşadığı, bereketli toprakları ile envai çeşitli ürünlerin yetiştiği, Türkiye'nin gıda üretim üssü Çatalhöyük şehri Çumra'ya davet ediyorum.